Hindistan'ın başarılı oyuncusu Burak Berkay Akgül'ün Bozdağ filmin video izleme sitesine verdiği röportajdan sizin için seçtiğimiz anları getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Kaya Destan'ın en zeki, en plancı karakterlerinden biri. Merak ediyoruz. Acaba Burak Berkay Akgül'ün gözünden Kaya nasıl biri? Annesi tarafından özellikle taht ve yani yüksek hırslarla çok hırslı bir çocuk olarak yetiştirilmiş. Yani aslında bana sorarsanız bunun en temelinde yatan şey Kaya'nın diğer insanlardan sevgiyi elde edebilme yöntemi en üstte olmak. O zaman herkese ulaşabileceğini ve birilerinin ona saygı duyacağını, onu sevebileceğini en içinde düşündüğünü hissediyorum. Böyle yetiştiği için de bazı duygularını, buna insani duygular diyebiliriz, çok fazla dışa vurmuyor. Vurduğunda da onun zayıf gösterdiğini düşünüyor, hissediyor. Ken, bir haber mi var Hatun? Ne bu yüzünün hali? Ak kız, Çoban Hatun, Kırçiçek hapsettiklerinde hepsi can takıymış. Bir sorun daha ortadan kalktı. Bugün baht bizden yana Kuzubek. Gök Tengri'ye alkışlar olsun. Yuh yapmak gerek. Bana isyan eden uçmakta da huzur vermem. Hepsini yaksınlar. Küllerinde lanetli kara çukur atsınlar. Ama... Burak Berkay Akgül'ün destan setinde en iyi kiminle anlaştığını çok merak ediyoruz. Yani tabii ki de biz şimdi üç kardeş olarak sürekli en başlarda çok vakit geçirdik Burak ve Edip'le. Her sahnemiz taht odasında bir aradaydı, set dışında bir aradaydık ve onların tabii yeri çok ayrı. Kardeş olarak da başka bir bağ kurduk onlarla. Çünkü hepimiz ne kadar sahnelerde birbirimize karşı zıt olsak da set dışında tam tersi. Birinin etini deşeceksen git evdeşinin etini deş. Tutkumu öldürmek için bizim değil, onun sebebi var. Hala yalan söylersin! Yeter! Bakalım Burak Berkay Akgül'ün sette eğlendiği anlar var mı? Ya böyle küçük muzurluklar yaptığım anlar var. Şu an aklıma gelen... Mesela bazen Selim abiyi korkutuyorum set aralarında böyle. Geçen sefer de bir yürüme sahnemiz vardı koridorda. Yürüyordu, ben de koridorun tam arkasındaki yere saklandım böyle. O sırada Selim abi de geçerken böyle onu korkutma gibi şeylerim var. Ama çok tatlı korkuyor Selim abi de. Çeşitlerden burada olduğunu öğrenince saraya gitmeden geldik. Ben seni Batı Gökkanlığı'na göndermedim mi? Burada ne işiniz var? Kaya. Erlikan'la mı kapıştınız? Ölüm mü var? Neyi diyemezsin? Balım ile Çolpan Hatun. Hı. Göke bağlı boylarla birleşip Batı Gökhan'ın işgal ettiler. Burak Berkay Akgül'e sorulan sorular arasında Kaya'nın Günseli'ye olan bakışı da var. Nihayetinde her şey bittiğinde onunla aynı odaya giriyor. Ve aslında en özel duygularını Günseli görmüştür. Hep bu şekilde düşünüp kuruyorum ben. Yani belki bir sürü şey yaşadı sarayın içinde, başarısız oldu, bir şey oldu ama dışarıda bunu insanlara göstermediği için ve Kaya da bir insan olduğu için bunun bir patlaması, bir psikolojik olarak dışa vurma olması lazım. Bu da odasında oluyordur ve Günseli de bu anlarda yanındadır. Onu görmüştür, hatta ilk bölümlerde onu teselli ettiği sahneleri gördük Günseli'nin. Ve Günseli'nin de bu huyu çok hoşuna gidiyor Kaya'nın. Çünkü bir taraftan aslında o desteği görüyor. O sevgiyi, en içte çocukluğunda yaşayamadığı ve dışa vuramadığı sevgiyi ve saflığı Günseli de buluyor. Başın mı ağrır? Erimin başını ağrıtan kötü ruhlar. Gidin şu kurdun pençesine musallat olun. Hem onun çift başı var. Ağrı mı çoktur? Yok. Hani ben çok isterdim ya gebe olmayı. Şimdi... Gerçek olunca da inanamazsın değil mi? Ben de inanamam. Gelelim herkesin merak ettiği mevzuya. Kaya'nın bilmediği çok şey var. Bir gün bunları öğrendiğinde ne olacak? Hiç tahmin etmediğiniz bir şey çıkarabilir ortaya. Ya bunu kullanır çok zeki bir şekilde artık. Batuhan'ın çaşıdı da olduğunu öğrenince. Ama işte hamile olmadığı durumu da işin içine girince her şeyi yapabilir. Yani şu an ben kestiremiyorum. Her şeyi yapabilir.
Sen sadece yavrumuzun sıhhatini düşün. Ve bir daha da benim kararlarıma itiraz etme.